BMW 1.16 i. Arkadaşlar aracımızın tahrik sıkıntısı var. Tahrik sıkıntısından bahsedeceğim. Sökmeye başlamadan önce videosunu yapmak istedik. Tahrik arızası çok önemli bir arızadır. Motorumuzu indireceğiz. Silindir kapak contasında büyük ihtimalle bir sıkıntı var. 3 egzantrik, ona değinelim. 2 egzantrik değildir, 3 egzantriktir. Bunu bilmeyen kişilere yaptırmayınız. Neden yaptırmayınız? Özellikle BMW'ci olması gerekiyor veya BMW tecrübesi olması gerekiyor. Şimdi bir aracımızı çalıştıralım, sesini dinleyelim. Daha sonra devam ederiz. Şu 60 bin kilometrenin orada tahrik yazıyordu arkadaşlar. Arıza lambamız yanıyordu. Basınç lambası yanmıştı benzinin oradayken. Sesi dinletmek istiyorum ama şöyle bir dinletelim. Çok sıkıntılı çalışıyor. Sesi duyuyor musunuz? Araç biraz ısınması gerekiyor sesi daha iyi alabilmemiz için. Bundan kaynaklı olarak da biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Normalde sökecektik ama arızayı gerçekten göstermek istiyoruz. Önemli bir arıza. Kronik olarak turbo çatlatma sıkıntısı var. Bu da bundan kaynaklı. Bu da büyük ihtimalle turbo çatlaktı. Turboda bir işlem görmüş diye düşünüyoruz. Turbodan kaynaklıydı arkadaşlar. Zaten egzozundan dumanlar atıyordu. Bunu müşterimize paylaşmıştık. Ancak şuna değinmek gerekirse bu araçların kesinlikle silindir kapak dediğimiz kapağımız taşlanmıyor. Onu söyleyelim. Çıkma veya orijinal bulunması gerekiyor. Bunun dışında blok kesinlikle yüzeyinin silinmesi lazım. Çok ince bir şekilde onları söyleyelim. Aracımızın kilometresi 126.000'de 2012 civarında bir modeli var. Dışarıdan bir dinletelim. Bas baba. Sesi duyuyorsunuz. Sesi duydunuz. Kesinlikle bakın çalışmasında bile bir tekleme var. Bu ısınınca arabayı daha çok etkiliyor. Ancak bunu içeriden hissedemiyorsunuz. Neden hissedemiyorsunuz? 3 egzantrik olduğu için çok fazla performanstan düşmüyor araç. Ancak büyük ihtimalle silindir kapağında bir sıkıntı var. Şimdi normalde buji bobini çıkardığımızda birazdan çıkaralım. Çalışma kesinlikle değişmeyecek. Basalım baba. Bas. Bas. Bir daha bas. Gördüğünüz gibi sesi duyuyorsunuz. Tamam baba. Gelelim buraya. Sana zahmet çalışırken bir bobini bir çıkar. Bakın hiçbir değişiklik yok. Bakalım. Tak baba sana zahmet. Tak tak. Değil mi? Birinci göz tamamen bitik bu arabada. Tahrik diyelim buna. Tahrik arızasını bilenler biliyor. Turbo sıkıntılı bu araçların. Şu anda bile tekliyor baba. Ama performansında aracın bir kullanıcı bunu fark edemez. 3 egzantrik olduğu için titrediğini buradan anlayabilirsiniz. Kronik arıza olarak alalım baba arkaya. Suyunu boşaltalım. Bu araçlarda kronik turbo çatlaması oluyor. Bunda da büyük ihtimalle olmuş. Tamam.
Tabii ki ilk başta aracımızın kutup başını sökmemiz gerekiyor. İşlemlere başladık. Akümüz bu şekilde bagajımızın altında. Artıyı sökeceğiz. Şase yaptırmamamız gerekiyor. O yüzden söküp devam ediyoruz. Artı kutup başı ve eksi kutup başı olmak üzere söktük ve aracımızdan artık enerjiyi kestik. Sökmeye başladık. Beynin soketlerinden başladık arkadaşlar. Beynimizi yerinden alacağız. Önce tesisat motoru dışarı alacağımız için baba herhalde tesisatları mı alıyoruz önce? Tabii. Boşaltıyoruz. Bu arada babam orada işlemlere devam ederken tamponun üstündeki plastik ve cam önündeki plastikleri aldık. Daha rahat çalışma açısından. Bundan kaynaklı da böyle bir videomuz olacak. Yağ çubuğunu çıkardı babam. Bu arada aracımızın üzerinde arkadaşlar şöyle söyleyelim. Şanzıman tam otomatik şanzıman. ZF6HP21 diye geçiyor. Bu beyni sağlam bir yere alayım babadan. Yazaneye koy. Tamam. Çok önemli bir parçadır. O yüzden başına bir iş gelmemesi gerekiyor. Senin yerin bura. Motor beynini elektrik tesisatımızın taşıyıcıları arar. Gördün mü sistemi? Evet. Ana şase kablosu. Ana şase mi? Evet. Bunu takmasan marş basmaz. Bütün elektrik olur ama sadece marş olmaz. Yani diyorsun ki baba toplasak araç çalışmaz. Onu unutsak. Aynen öyle olur. Biliyorsun ki BMW'lerde kronik turbo çatlatma sıkıntısı var. Evet. Bunda da büyük ihtimalle uğraşılmış. Video başında söyledim ama. Neden uğraşılmış? Çünkü herhangi bir hortumun cıvatası sıkılı değildi baba. Kelepçeleri hep boştaydı. Boşta kelepçeleri vardı. Turboyu kontrole göndereceğiz. Bunun sebebi tahrik hatasının sebebi bu olabilir. Doğru mudur? Aynen öyle. Başlangıcı turbodan oluyor genellikle BMW'lerde. Böyle bir sıkıntımız oluyor arkadaşlar. Onun bilgisini verelim. Ve söküm aşamaları yavaş yavaş devam ediyor. Direksiyon kutumuz, EPS sistemimiz, yine aynı şekilde sola doğru uzanan bir kutumuz var. Viraj demiri diye geçer. Denge çubuğu, viraj demiri. Şu gördüğümüz peki nedir? Şu küçük su hortumları giren. Elektrikli su devir daimi, su pompaklı. Peki başka araçlarda gördün mü onu? 2500 vetralarda olur ve yeni arabaların hepsinde aşağı yukarı olur. Daimin haricinde elektrikle de kuvvetli bir dönüş sağlasın suyu. Biliriz ki eskiden de dereye bir dalgıç su motora atardı, tarla sulardı. Aynı şey, suyu çekiyor. Gaz süre çekiyor, motora batıyor. Motordan da dönüp tekrar gaz süre geliyor. Evet. Neyi söküyoruz lan? Şarjın amasının ana cihazı, artı ucu. Ta aküden gelir bu. Arkadaki aküden mi geliyor? Tabii ki. Hemen bunu da belirtmiş olduk baba. Tabii görünmüyor ama. Ne soketi o? Klimanın AC tuşunun soketi. Bu da akü lambası, içerideki akü lambamızın soketi. Sol tarafta hiçbir tesisat kalmadı baba. Hepsini sağa doğru topladık. Şu an boş bir görüntü oluştu. Bobinlerimizi söküyorsun baba. Bobin tesisatı. Evet. Biliyorsun ki bazı araçlarda tek bir sistem üzerinden bobinler giderken bu araçta tek tek. Yani birleşik değil. Bu araçta tek tek giriyor. Bunun bilgisini verelim.
Opel'lerde mesela tek bir sistem bu bobindir. Şu bobin gibi. Belki de bu kaplı bir oydu, bu sorun olmaz. Bu da yine bir şase kablomuz. Üst kapak kulbülatör kapağı. Ben buna kurbülatör diyorum baba ya. Kulbülatör normali de. Dilim dönmüyor. Onun dönmesi değil. Halka rahatlığıyla. Kimsenin dili dönmediği için kurbülatör. Evet baba, değinelim bir daha. Gördün mü, orijinalde de bile sarı boy olur böyle. Biz de bunu böyle yapalım. O yüzden ben kurbülatör kapağı diyeceğim. Yoruma gelip de arkadaşlar kulbülatör yazmayın. Onda da boya vardı, ona da boya vurduk. Fabrikasyon sarı boyalar var. Buralarda da var baba. Onu da söyleyelim. Işık burada. Gel et buradan bakalım. Süren vagonumuz bak, ta buraya yönetiyor, görüyor musun bak, bu. Evet baba, gösterdim. Manifoldu söküyoruz. Genellikle Alman araçlarında gördüğümüz benzin regülatörü şöyle bir tornavidayla göster baba. Bu nedir? Bu arıza verdiği zaman sıkıntılı. Küçük bir değinelim, devam edelim. Benzin içerisinden kaçırdığım bir motor yağımız çoğalıyor. Turbomuza basıyor yağı. Yağ turboya geldiğinde araba bunu alıyor. Başlıyor ve istemediye kalıyor. Yağı bozduğu için de motor kitlemesi yapıyor. Eğer erken görüp karteri sökersek 10 litre 15 litre benzinle karışık motor yağı görebiliriz. Şansımıza kalmış motoru kitleyip kitlemeyeceği. Benzin regülatörü o yüzden önemli bir parça. Genellikle Volkswagen'lerde görülüyor baba. 1.4 TSI motorlarda evet, görülen bir sorun. Jax motorlarda görüldüğünü değinelim. Jax motorlar biliyorsunuz ki CSX-A motorlardan farklıdır. Zincirli olduğundan dolayı. Ama ikisinde de benzin regülatörünün yerleri sadece farklı, işlevleri aynıdır. Bu araçta da gördüğümüz için, olduğu için değinmeye çalıştık. Benzin regülatörü bu. Manifoldu artık söktük. Üstünde boğaz kelebeği vardı. Yalnız şuna değinelim. Babam orada çıkartırken aracımız daha önce arkadaşlar oynanmamış bir araç. Sökülmemiş bir araç. Belli ediyor zaten. Aynı şekilde kazasız ve kaburga aksamından, şaselerden işte bunları anlayabiliyoruz. Kulelerimizden, şaselerimizden bunları anlayabiliyoruz. İyi gelen araçları da çekiyoruz. Kötü gelen araçlara da değiniyoruz. Bu aracımız gerçekten güzel. Manifold. Emme manifoldumuz ve kelebek buharımız. Bunların adaptasyonu vardı. Temizliğini yapıp adaptasyonunu yapacağız. Ama sonra. Gür ediyorum, sağ ol. Enjeksiyonları söküyoruz. Dizelden aklımızda kalmış. Hep enjektör diyoruz ama enjeksiyondur benzinler. Görev ve vazife aynı diyorsun baba. İkisi de pistonun üzerine yakıt püskürtme işini sağlıyor. Belirli bir barı var yalnız değil mi? Evet. Çok fazla mesela benzin gönderdiğinde ne olur? Araç boğulma yapar. Az gönderse? Tembel çalışır. Kafa sallar. Peki bunun ağır şeyler olur mu? Ağır sorunları. Yok, gönderirse tabii piston enerjisine kadar gider. O zaman rektifiye mi ister? Evet. O da aracına göre değişir rektifiye maliyeti. Kırdık iki arkadaşlar, bir kokuyduk bunları biz ya. Bazı su kaçak sorunlu araçlar geliyor. Diyoruz ki şu kadar ücret olur. Usta ne yaptın ya? Bakın arkadaşlar. Şu hortumu bir göster baba. Bu patlasa bunun değişimi bu kadar. Parça söktük. Demek ki bunun da bir işçiliği var, emeği var. Burada tüm ustalarımızın ücreti de bellidir. Çalışma stili de bellidir. O yüzden genel olarak kronik su kaçakları, yağ kaçakları, zorluk dereceleri, kolaylık dereceleri gibi sorunlara da burada değinmeye çalışıyoruz. Diyor renk. Renk kırmızı diyor baba. Kırmızı tehlike demek. Niye tehlike? Elektrik var demek. Yani akünün ana hattı burada. Direkt artı ucu.
marş otomatiğine bağlı. Ona evet, da değinelim. Buradan çıkar. Bunun devamında biraz önce bahsetmiştin şarj motorunda. Orayı, aynen, oraya gidiyor. Söylemiştik onu. Alalım. Baş motorumuz. Allah şükür. Genelde arabalarda 2 veya 3 civata çıkar. 3 civata. Evet baba, belirtmek istediğim bir şey vardı. O yüzden açtım kaydı. Gir arkaya, gör, kıpkırmızı bak. Antivirüs kaçağı. Ara dur, su kaçağı ara araçta. Evet, onu da göstermiş olduk. Bank 1. Altta bir tane rekorumuz var arkadaşlar. O rekoru söküp daha sonra turboyu alacağız. İçinde talaşlar var baba, değil mi? Turboya baktıracağız zaten. Şarj dinamomuz var. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Sök sök bitmiyor. O yüzden belki kısa gibi geliyor büyük ihtimalle ama aslında motorun hali bu. Adım adım gidiyoruz. Tane tane gidiyoruz. Acele etmiyoruz arkadaşlar. Videoya da bazı kısımları alıyorum. Turbo daha önce sökülmüş demiştik. Civatadan belli anahtar değdi. Evet. Altında göstermiş olalım. Yağlar ki. Yağ kaçaklarımız var. Buralarda. Şu bağlantıdan da geliyor. 6-2 çevre civatasını söktükten sonra yağların da zaten geldiğini yine kesin bir gözle görmüş oluyoruz arkadaşlar. Burada da yine yağ kaçaklarımız var. Saat kaç oldu arkadaşlar? Ve hala BMW aracımızın veya BMW diyenler de var. Söküm işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Artık son aşamalara doğru geldik. Türbün, tork konvektörünün sökümünü gerçekleştireceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Kısa bir video aldım. Uzun bir süredir çekmiyordum. 2 Dördüncü civatayı sök. Dördüncü civatamız. Tamam. Görüyormuş. Konvektörümüz dönmüyor. Volant tacımız dönüyor şu an. Bunda takarken bak arkadaşlar. 1, 2, 3 orta delik. Evet. Bir de şeyden anlayabilirler. İz var ya. Tabii ki. Civatayı izi var. Yeni olduğunu anlayalım. İz yok. Hadi yeni tak. Aynen, yeni olursa sıkıntı.
Artık motor alma zamanı geldi arkadaşlar. Son bir yare kurumuz kaldı. Motoru birazdan dışarı çıkaracağız. Ve dışarıda artık işlemlere devam edeceğiz. Alabiliriz. Artık motor alma zamanı. Son. Son. Evet baba, sendeyiz. Motoru indirdik. Evet, motorumuzu aldık aşağıya. Silindir kapağını ayırıp, yağ kartelini ayırıp, motor blok yüzeyi silme ve silindir kapağının yüzeyine bakılıp, bunlarda taşlama olmadığı için eğrilik çıkmazsa kapağı kullanacağız. Eğrilik çıkarsa kapak değişecek. %5 kurtarma payı var. %95 değişme ihtimali yüksek. Şöyle göstereyim. Herhangi bir problem var mı diye bakıyorum. Tabii ki var. Yağ kaçağımız var baba. Buralar çamurlaşmış yağ geldiği için tabii ki. Burada antivriz kaçağımız var. Üstünde göstermiştik buradaki antivriz altına kaçağı. Altına iyi de gör. Altı daha çok buralarda. Böyle. Su eksiltmesi olmuş aracımızda. Su eksiltme var. Bu tarafta ne var baba? Volant dişlisi kalmış üzerinde. Evet. Bu şekilde bir motorumuz. Dışarıdayken çalışmak daha basit olacaktır bizim için. Üstünde zaten bunu yapamazdık. Bu yüzden aracımızı üzerinden söktük. Aracımızı artık hazır hale gelince motorumuz tekrar içeriye alacağız ve devam edeceğiz. Motor yağımızı boşaltıyoruz. Bitti. Bitti mi? Bitti. Buyur. Şaka yapıyorsun. Yağ basıncı diyordu ya aracımız. 1 litre falan baba. Araç yağ yakıyor. Çek. Onu da atalım kendine. Harbi 1 litre çıktı. Şaka gibi. Harbi şaka gibi yani şu anda. Hayret. Bu kadar çıktı. Orada bir dekora takıldı. Dekorat. Alırım ben şimdi. Bazılar çıktı, bazılar çıkmadı civataların. Kulbüratör kapağımız burada. Aldık. Aracın 3 egzantreye sahip olduğunu söylemiştik. 1, 2 ve 3. İridyum. Kütüğümüz elimizde. Enjektörlerimizi çıkarıyoruz. Bir enjektörü gösterelim baba. Aracımızın motorunu çıkardık. Külbütür kapağını açtık. Bu araçlarımız 3 egzantrik millidir. Bunların aparatı olmadan kesinlikle bu aracı çalıştıramazsınız. Sensesini kurarken illaki aparatınız olması lazım. Videomuz parça parça geliyor ama uzun bir video olacak. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Tamamını izleyelim videomuzu. Arkadaşlar 3 egzantrik babam da değindi. Bunun sentesini kurmadan çalıştıramıyoruz. Bu video part part, 2 part veya 3 part olarak gelebilir.
Bu ilk part olsun dedik. Saatimiz şu an 10 çeyrek civarlarında. Eve gideceğiz artık. Bunun sente ayarlamasını diğer videolarda göreceksiniz. Bu video burada bitiyor. İkinci videosunda veya üçüncü videosunda da yine beraber olacağız. Aracımızı çalıştırıp müşterimize teslim edeceğiz. Bugünlük bu videomuz bitti arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü normal bir motor değil Türkiye'ye göre. Üst segment bir motor. Bundan kaynaklı da videoya bir like atmayı unutmayın.